Ay çok şeker. Güzel insan Bülter Soy geldi. Diyor ki Pınar diyor Simin Hanım o kadar diyor iltifat ediyorsun bana bu kadar iltifat etmiyorsun diyor. Sonra da diyor ki ben diyor normal viteste arabayı bile kullanamıyorum diyor. Şimdi ben senin neyine iltifat edeyim Yiğit'ciğim? Sen çok için güzel harika bir insan saçın güzel ama saçın normal güzel viteste arabayı bile kullanamadıktan sonra. Yani Simin Hanım'la aramdaki tek fark oysa iltifat için. Öğreneyim, diyelim, öğreneyim. İçin rahat olsun. Gelecek program bana da iltifat et. Harika. Ne güzel şeyler söyledin valla. Kısmen haksız böyle... mıyım ama? Haklısın işte o kötü zaten haklı olmasan. Haklıyım. Her şey bir yana, söylediklerimin doğru olduğuna ben de inanıyorum. Her şey bir yana, gençliğin güzelliğine bakar mısın? Evet. Ne güzel bak eğitim istiyoruz diyor. Daha çok başarı istiyoruz diyor. Evet ama bir dakikadır niye bana iltifat etmemen gerektiğini senin açıklıyorsun. Senin bu ya. Güzelliğin. O şey değil aslında. Daha sempatik bir konuya geçelim canım istersen. Benim, eminim sen de gençken öyleydin. Al, yani da... geçen hafta. Tamam, ben geçen hafta gençtim. Neler getirdin Yiğit'cim bugün bize? bu hafta bir futbol maçıyla başladı. Halı saha maçı da. Evet. Hani ben stajyer avukatken bir turnuvaya katılmıştım. Ayağımda bağ kırımı ne olmuş? Fark etmedim sıcağıyla. Ben maçı tamamladım. Eyvah. 20 yıldır bu hikayeyi anlatıyorum. Ya ben öyle işte maçı tamamladım diye. Adam maçı çok ciddi bir sakatlıkla tamamlamış. Ona bakacağız. Hadi bakalım. Kafasına mermi girdi, maça devam etti. Saraybosna'nın Bolakov Potok semtinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası maçında Sarayova takımı kalecisi 51 yaşındaki Duško Kralitika başına isabet eden mermiyle maça devam etti. Maçın ardından hemen ameliyata alınan Kralitika'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Araştırmacı gazetecilik bu. Durumu ağırmış. Kafada kurşunla ne olabilir ki zaten? Ay, ama şimdi bir dakika her şey bir tarafa. Yani bir kere o kurşun neyin nesi? Evet. O adamcağıza nasıl isabet... Oraya gelecek miyiz? Oraya geleceğiz. Önce bak beni takdir et. Ayağımda bağ kırığıyla ben maçı tamamlamıştım. Tamamlamışsın. Bugün hep bir rekabet halindeyim kız kardeşim. Evet yani sen de harikasın ama... Ya yani kurşun hani serseri kurşun derler. Kurşun. Şey derler ya bir şey için atılırken buna gelmiş. Peki o şekilde hakikaten bunu bir doktora danıştın mı? Öyle devam edilebilir miymiş? Yok şeye danıştım. Kaleciye danıştım. Nasıl devam edebildin dedim. Ettim abi dedi. Hani, Allah Allah. Ya çok enteresan. Şöyle bir şey var. Hani bir hekim hocamız vardı. Ona sorabilirdik aslında. Kurşun girdiğinde hani orada kalıyor. Evet. Yani bir kanama bir şey filan sebep olmadıysa yaşayıp gidiyorsun. İnsanlar vücudunda kurşunla yaşıyorlar ama ha, maçı tamamlaması diyorsun. Şey olabilir. Başım ağrıyor diyordur. Ne sevmedi değil mi? Empati yapacağım tamam. Ya. Şey olabilir. Beni durdurmaya çalışıyorlar ama yılmayacağım deyip tabii canım. Maçı tamamlamış olabilir yani. Tabii. Şeyde Galatasaray UEFA Kupası şampiyon olduğunda Bülent Korkmaz kafasında sargılarla kolu kırık maça devam etmişti. Bir Fenerbahçe olarak ben bile hayran kalmıştım ama tabii bu zayıf kaldı. Yani ben hani çok da öyle futbol maçı meraklısı bir insan değilim ama bazen seyrettiğimde şeyler algılıyorum böyle yanlışlıkları algılıyorum. Yani biraz böyle ayağına çelme takıyor. Oh yatıyor orada hemen şak oyun duruyor falan. Bu durumda ne olacak yani? Bir öyle de şey olur mu? Kaleci yani. Şey geliyor benim aklıma kurşunu görünce kaleci refleksiyle hani bir uçup kurşunu yakalamaya çalışırken kafadan yemiş gibi. Kafa mı atayım dedi acaba kurşunu? Ay ama çok olacak iş değil. Ama devam enteresan etmiş. Durumun ağır olması haber olarak bana çok sevindiriyor. Bir de kazanmışlar mı yoksa maçı? Onu bilmiyorum inan. Onu yani sorsa. Saraybosna'daki halı saha maçları sonuçlarını yayınlayan bir site yok. Halı saha maçı yani sonuçta. Bence onun haber değeri vardı ve kazandılar diye bitirebilirdi. Takipçisi olacağım bu adamın. Adı da Duško Kralitika yani kolay da unutulacak bir isim de değil. Değil ama unuttum bile. Tamam hocam dedim. Daha buradan okuyorum hala. Harika. Bundan sonra evet. Takipçiyim. Şimdi biliyorsun Çin'e bir zaman ayırıyoruz hep. Evet, evet. Burada. Bu sefer Çinlilerin hani pratik zeka ile ilgili hiçbir şey yapmadık Çinlerle ilgili değil mi? Hani ya taklit. Ama yaptığımız her şey zaten onunla ilgiliydi bana göre. Evet, yani derinliğinde o var diyorsun alt metinde. Yani. Evet. Bu sefer kaza yapan bir otobüs camı kırılmış. Yola nasıl devam edebilir? Camı kırık ön camı olmayan bir otobüs. Kurşun mu sıkmışlar? Bir manyak var dünyanın her tarafında kurşun sıkıyor. Hadi izleyelim. Çin'deki bakalım ne olmuş. Evet. Çin'in güneyindeki Guangke eyaletinde kaza yapan bir otobüs şoförü kırılan ön camını naylonla kapatarak yolcularıyla birlikte yoluna bu şekilde devam etti. Yolcu ve diğer araçların güvenliğini büyük tehlikeye atarak ilerleyen yataklı otobüs otobanda kilometrelerce yol gittikten sonra bir devriye ekibi tarafından park edildi ve otobüs şoförü polis tarafından gözaltına alındı. Polis orada tam göremedim. Heves orada duruyor ya kapanmış oldu. Şöyle mi yapıyor polis? Nasıl duruyor orada yani? Buyur geç mi hareket yok, mi yapıyor? Yok hani kenara çek diyor. Kenara çek mi diyor. Bence bu diğer haberden çok farklı değil. Ya her şeye rağmen yoluna devam ediyor evet, yani. Bravo. Pes etmek yok. Pes etmek yok.
Fakat sileceği falan çalıştırdığını düşündüm. Ha, gözü zaten bozuk muhtemelen. Çok bir şey fark etmemiştir. Yani o şekilde devam bizde etmiş. Çoktur biliyorsun. Yan cam kırılır, naylonla kapatılır falan ama hani ön cam. Ön cam ve komple. Evet. Komple. Müthiş ya. Peki orada kaç yolcu vardı ben merak ediyorum. Var mıydı yani var, yolcu? Tabii, sen bilir misin götürür öyle zaten bir otobüse? Ya şey demez misin? Ya şöyle söyleyeyim. Yani biner miyim? İçindeysem cam kırıldı, kapladılar dışını. Şoför yürüyün binin dediğinde binerim yani. Ben derhal inerim. Senle aramızdaki toplumuz fark böyle. Ben derhal inerim yani. Aa, yok, derhal. Şoför bin dedi mi? Şu piston in diye biliyorsun değil mi, meşhur? Türkiye'nin yok gündemindeydi. Ha, onu getirseydim keşke ama o kadar çok konuşuldu ki. Şoför evet, dolmuş şoför piston indi deyince bütün yolcular kendini aşağı atıyor böyle. Piston diye hiç kimse bilmiyor. İşte onu diyor ya, piston indi diye iniyorsun ama bak, cam kırılmış boydan boya ama devam. Ama şoför inin diyor. Bizde öyledir bak, uzun yol şoförü. Ha, inmeyin diyorsa uzun yol gerek şoförü yok. Böyle ihtiyar heyeti, muhtar falan filandan bir üst düzeydir bizde yetki olarak. Yani o inin binin bineriz. Çin'i bilmiyorum ama. Çin'i bilmiyorum. Ha, şimdi evet, çok iğrenç şeye yakın bir haberimiz var bak, baştan söyleyeyim. Ama hani gökten her zaman çok güzel şeyler eğer yağmıyor. Eğer öyleyse hiç yayınlamıyor. Baştan söyledi, sonra da söylemedi demeyelim. Söyledim yani ama artık hazırladık bile. Hazırladın mı? Gökten her şey güzel yağmıyor, ona bakacağız. Hadi eyvahlar, eyvah olsun. Birmingham Havaalanı'na 70 kilometre mesafede bir kampa park ettiği sabit karavanında iki çocuğuyla birlikte yaşayan 52 yaşındaki Caroline Guy, karavanının tavanından gelen büyük bir patlamayla sarsıldı. Caroline Guy başını kaldırdığında tavanda 40 santimetre çapında bir delikle karşılaştı. Çocuklarıyla birlikte tavandan düşen parçaları toplayan Guy, bu nesnelerin buz parçaları olduğunu görerek bir kısmını buzdolabına koydu. Ancak dışarıda kalan buz parçaları eriyince Caroline Guy hayatının sürpriziyle karşılaştı. Durumu araştıran Bayan Guy bu parçaların uçaktan düşen insan dışkıları olduğunu öğrendi. Ama çok tatlı ya. Tatlı. Yani hani niye tatlı biliyor musun? Hayır hayır, sonuç itibariyle demiyorum. İşin başı itibariyle. Başına taş yağmış, buz yağmış. Alıp dolaba koymuş. Yıkılmış ev. Olsun diyor yani, hani kısmettir diyor. Alıyor buzdolabı. Buzdolabına koyuyor, bu neyin nesidir evet demezse böyle olur işte. Evet, düşünsene parçalayıp parçalayıp kolanın içine, içkinin içine atıyordur yani kadın. Peki biraz korkunç daha geri gidelim. O nasıl düşüyor onlar oradan öyle ya? Vallahi. Belki de mesela bazen dolu yağıyor diyoruz ya. Dolu yağıyor diyorsun. Ne olabilir? Kim karıştırma. Bilir? Karıştırma. Evet, evet, evet. Hiç karıştırma. Boş evet, ver evine. Karıştırdım ben şu anda, ben kötüyüm de artık. Yarından itibaren. Başın yıkılmadığı sürece. Evet. Şimdi yine Çin'e gidiyoruz tamam, maalesef. Tamam. Ya şimdi hani az önceki pratik zeka yaratıcı falan dedik ya. Yani tüm Çin'le ilgili olumlu imajı yıkacak sana bir haber. Allah Allah. Hani bir şeyleri çözüyorlar, parlak buluşlar yapıyorlar ya. O kadar da değiller diyorsun yani. Yani şimdi bak, bunu ben bile biliyorum. Hiç mühendislikle alakam yok. Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Hadi. Evet. Çinliler betondan bir gemi yaparak bir ilki denediler. Dünyanın en büyük beton gemisi olarak 1974 yılında inşa edilen yapının ilginç bir hikayesi var. Çelik sıkıntısı sebebiyle dönemin yöneticileri tarafından yaptırılan 3000 tonluk dev gemi, daha sonra işletme maliyetlerinin çok fazla olacağı gerekçesiyle karada bırakıldı. Gutian ismindeki geminin karada tutulmasıyla Fuzhou şehrine turist getirmesi planlanırken dev yapı ancak evsizlere barınak olabildi. İşletme maliyeti çok yüksek olur öyle bir şey. İteceksin aşağıdan motorları çektireceksin falan. Tabii de çok beton para olduğu için aşağıdan sürekli bir yukarı tutacak bir şey lazım. İşte onu diyorum ya, işletme maliyeti. Kurtarmadı. Hani Titanic batmadan önce kehanetler var ya işte, birisi ha demiş ki böyle bir gemi yapılacak, batacak filan diye. Ha. Buna kehanet yok. 3000 tonluk beton gemi hakikaten kaldıracak okyanus yok yani. Ben inanmıyorum ya. Nihal hmm çok ciddi okuyor. Çok böyle hmm hakikaten şeymiş gibi, hani böyle Reuters falan gibi okuyor ama ben turistik kesin. Bu kadarını ben hani şey yapamam. Yani evet ya, ben Çinlileri. Ben şu halimden ha betondan geminin yürümeyeceğini biliyorum ki, mesela oğlum gemi yap dediğinde kalın bir kağıt olursa bu batar oğlum diyorum. Hani ince kağıt A4 olmazsa betondan kağıttan batacağını. Kağıttan şüphe ediyorum evet diyorsun. Allah Allah. Biraz ülkemizdeki evet bir sevimliliğe geçelim. Evet. Rize ile ilgili böyle çok birkaç tane de yapmıştık haber. Çok evet sevimli. Özellikle Karadenizlerin bir inşaat sektöründe şeyi vardır, doğal yeteneği. Hmm, doğru. Yani zaten sektörde çok fazla müteahhiti vardır. Evet. Ama kendileri o yaylaları, evler yaparlar, şeylere, doğru, kayalıkları bilmem ne. Bir tanesi ev yapmış, çok sevimli bulduğum için. Bu hafta onu da bir görelim dedim. Değişik bir arızası var evin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rize'de yok artık dedirten olay. Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde yeni yaptığı eve balkon kapısı koyan vatandaş balkon yapmayı unuttu. Dalgın ev sahibi balkonu ileri bir tarihte yapacaklarını söyledi.
Dalgınlığın boyutu önemli değil mi? Yani mesela balkona çıkayım diye kapıyı yer açtığında aşağı düşüyor. Bir de daha dalgınlık şey değil mi? Yani hani birkaç saniyelik bir olay. Dalgınlığın süresi de tartışılır. Derin bir dalgınlık bu ya. Bir şey demiyorum. Buna bir benzer şey demiyorum. Bir iki şey daha vardı. Peki bir dakika şimdi hani bu, balkon ben inşaat bilmem yani nasıl oluyor o işler bilmem. Bir yandan yapılır sonra mı kapısı ne nasıl yapılır o iş? Yani bu haldeyken sonradan balkon yapılabiliyor mu? Önce bana sorduğun için teşekkür ederim. Bir ya, avukat, gurur duydum kendimi. Avukat olarak diyorsun. Yapılır tabii filan gibi. Ya şey ben de bilmiyorum inan. Hani sonradan da yapmadığına göre orada demek ki bir sıkıntı var. Yapacaktır canım. Dalgınlığına. Bir tane böyle şey yürüyen merdiven vardır meşhur Rize mi Trabzon mu? Yürüyen merdiven ağaçtan yapılmış. Yani ahşap. Yürüyen merdiven diyorum çok özür dilerim. Yangın merdiveni. Yangın merdiveni. Ahşaptan Mustafa yapılmış. Mustafa yukarıdan uyardı bizi. Evet. Ya, yangın merdiveni yani. Ahşaptan yapılmış ahşaptan. Değil mi? Süper. Düşünsene yangın olduğunda. Süper. Dalgınlığına gelmiş. Dalgınlığına gelmişti. Evet. Şimdi çok böyle benzerlerini konuştuk. Burada şey yaptık. Hani arıyorlar diyorlar ki ben polisim, savcıyım, para yatıracaksın, acil falan filan evet, diye. Evet, evet. Takdir etmek demeyeyim ama ben işine biraz mizah katan adamı seviyorum. Ya da işine ne bileyim hayal gücü katan adamı. Bunlar hep ne diyorlardı? Ben savcıyım. Pınar senin hakkında şikayet var. Bak şu kadar para yatırmazsan cezam yeri. Evet. Bu sefer arayan adam kendisini başka birisi olarak tanıtmış. Yani sıradan bir hakim, sıradan bir savcı, polis değil kim olarak tanıtmış? Bakalım. Bursa'da yok artık dedirten olay. Bursa'da kendilerini dizi kahramanı emniyet amiri Rıza Baba, Cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Ceplerinden 38 bin lira çıkan şüpheliler ifadeler alındıktan sonra nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilecek. Çok güzel. Nihal'in sunduğu bütün haberlerde yok artık başlıyor. Bundan sonraki de öyle. Böyle o da başlıyor, yok artık evet. Bu durum. Evet. Emniyetten Rıza Baba. Arka Sokaklar dizisi var ya. Evet. Onun kahramanı olarak kendilerini tanıtıyor. Olabilir. Bak ben de çok seyretmiyorum dizileri. Belki de seyretmediği için. Lütfen. Ama yani şimdi dizi karakteri olduğunu bilmiyorsun. Emniyet amiri seni arar ne der? Pınar Hanım ben emniyet amiri Yiğit Ersoy. Rıza Baba demez yani. Diyorsun. Ama Rıza Baba'nın itibarı var toplumda. Ben de izlemiyorum o diziyi. Ama bence de, senin dediğin gibi akıllıca bir yöntem. Yani ben Rıza Baba deyip hadi canım demeyeni bence anında kolay diye düşünüyorlar. 38 lira yani, para aldatmak. Çıkmış ceplerinden. Çıkmış vallahi hay Allah ya. Bu bizde eskiden ya. Daha çok da hala olmasını şaşırıyorum. Yani şey inanan işte Kurtlar Vadisi'nde Çakır öldüğünde mevlüt okutanlar, cenaze töreni düzenleyenler olmuştu ama bu kadar ciddiye alındığını biliyordum da hani o adamı gerçekten emniyet amiri de kendisinden para istiyor diye düşünmek şey yapıyordur şimdi televizyonda dizi izlerken bizim Rıza Baba geçen bir mesele vardı hallettik falan diye. Ya da şey bu da Rıza Baba. Hepimiz Rıza Babayız. Hepimiz Rıza Babayız. Kahrolsun bazı şeyler diyorsun. Şimdi gene yok artık dedirten bir olay. Maalesef bu haftaki haberlerimiz hep yok artık dedirttiriyor. Evet. Biz diyelim ama. Yok artık. Yok artık. Evet. Evet bir tane bakalım. Yok artık dedirten olay. Osmaniye'de bir apartmanın asansörü kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmandaki asansörün motoru, kabini ve kapısının sökülerek kimliği belirsiz kişilerce çalındığını tespit etti. Yok artık ya. Gerçekten. Yok artık ya. Vallahi billahi. Yok. Yani hani nasıl beceriyorlar bunu? Hangi ara ses, gürültü falan ne yapmaya diye geliyor. Öyle yapıyorlar ya taşınıyor 5 numara eşyalarını taşıyoruz diye gelenler oluyor. Bunu ne diye götürüyor? Tamire diye mi götürmüşler? Hiçbir fikrim yok ama yani bunu çalmayı nasıl akıl ediyorlar? Ben önce orada takılıyorum. Yani ne çalalım ne çalalım asansör kabini çalalım. Vardır ya bir ihtiyaç. Bak aslında şarkı şey. Sözü bile olur ha. Ne çalalım ne şey iceberg çalınmıştı ya. Tabii. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben daha önce oturdum evde. Girişti benim. Altta kotta bir komşumuz var. Gece 10'da bir şey sesi geliyor böyle. Kaynak sesi filan. Eşim de diyor ki ya Yiğit diyor bu adam bu saatte böyle tamirat mamirat yapmaz da hayırdır filan diyor. Ben diyorum rahatsız etmeyelim adamı şimdi hani mahcup olmasın. Meğer camları indirmişler içeri girmişler soymuşlar. Biz de aynı adamı rahatsız etmeyelim diye. Adam geldi dedik evi soymuşlar. Evet dedik biz de öğrendik. İnsan bir bakmaz mı diyor bu kadar gürültüye. Bilmiyorum yani. Ne dedin onu merak ediyorum. Sen öyle deyince ne dedin? İnsan bir bakmaz mı deyince. Yani rahatsız etmek istemedik dedim ama o da kötü oldu tabii. Yani hırsız rahatsız etmek istememiş. Rahatsız etmek adam istemedik. Çalışıyor ama sonuçta. Ay, mesaisindeki ay, adam. Hay Allah ya. Şimdi çok mesela fena. Şöyle düşünüyorum. Bizim oturduğumuz apartmanın asansör kabinini birileri sökse kaç kişinin ne yapıyorsun diye müdahale eder ki?
İşte biz bu yüzden bir amme hizmeti yapıyoruz biliyorsun. Evet, uyarıyoruz. Sen gel bunları anlat. Asansörünüze sahip ve çıkın. Ve gece 10'da eğer bir hızar sesi duyarsanız açın sorun yani. Var mı? Bir su ister misiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Şimdi, sorun yani. Bu hafta Pınar diyorum, Dilek onay vermedi. Biraz sonu üzüntülü bitiyor diye de bir haber vardı. Kayınvalidesine el bombasıyla saldırdı diye. Oo. Şimdi Pınar Dilek bunu şey diyor. Onay vermemesine hak veriyorum. Çok hiç hoş değil. Müstakbel bir kayınvalide olarak, olarak diyorsun. Olarak, evet. Şimdi arada şöyle bir cümle kullandı. O çok hoşuma gitti. Yani zaten böyle şiddet olayları Türkiye'de çok oluyor. Özel doğru. Bir haber, el bombası dedim ya yani. O kadar artık kanıksamışız ki o şiddete, şeyi değil bilmem mi? Ne. Yani böyle şeyler oluyor. Lütfen şey yapmayalım değil mi? El bombası kayınvalide. Kayınvalidem Ankara'ya gelmiyor benim. O haberden beridir. O haberden. Ben bulunduruyorum bir iki tane evde. Evet. Şimdi. Evet yalnız ben de ne kadar değil mi olayı kanıksamışım. Evet. Bir tane fotoğrafımız var. Fotoğrafımıza bakalım, onunla ilgili konuşalım. Sonra da bir videomuz var. Haydi. Şöyle okuyayım ben sana. Bu Kadir Bey diye bir bey. Sıkışınca zıt Erenköy diye bağırıp evi terk etmiş. Şimdi sıkış. Neye sıkı? Ne olmuştu sıkışmış? Yani işte karısı sıkıştırınca kim neydin, neredeydin hani kıskançlık olayında cevap veremeyince zıt Erenköy deyip kaçmış. Hani bunu haber olarak orada üstteki olması... yazıyı bir daha ne olur onu ekranda tekrar görebilir miyiz? Orada bir şey yazıyordu. Senin kıskançlıklarından bıktım Kadir. Diyor kadın. Ama kadın kocasına söylüyor. Kadir de telefonda. Ama telefonda Kadir Bey şöyle tanımlıyorlar. Sıkışınca dızıt Erenköy diye bağırıp evi terk ettiği iddia edilen koca. Süper hani şuraya haber. Güzel insan yazıyoruz ya. Evet. Dızıt deyip kaçan koca. Tamlama gayet güzel. Ben müthiş bir şey ya. Erkekler için yeni bir çığır yani. Dızıt Erenköy. Baktın diyecek. Hani eşin sıkıştırıyor. Neredeydin? Ne oldu? Bu kim? Falan filan. Dızıt Erenköy deyip kaçıyorsun. Çok şeker. Buna yok artık demedik bak, buna da diyelim. Ama bunlar yok yani, böyle şeyler olur. Ve bence de rahatlama açısından bunları bilmekte fayda var yani. Ama bunu televizyonda... Üstüme gelme. Canlı yayında da tartışırken bir insanın titrenin bu olması güzel değil mi? Sıkışınca dızı Erenköy deyip kaçan diyen, koca. Deyip kaçan koca. Şimdi çok bir tane güzel. Videomuz var. Şimdi canlı yayın tehlikeli bir şey ya. Evet. Ben çok korkuyorum biliyorsun. Hakikaten çok korkuyorsun. Vallahi yani. Korkuyorum. Vallahi evet. Korkuyorum. Fakat ben gene zararsızım. Hani daha böyle kontrolü zor konuklar olabiliyor. Öyle mi? Evet. Onların eyvah. Neler yaptığını bir şeyi derlemesi. Hadi seyredelim. Tehlikeli konuklar diyelim. Hi Bill and Stacey. Well, the couple is accused of throwing two cats like this one here out of their car and killing them. Now as part of their sentence, this little guy's having fun, but now as part of their sentence, the couple is going to have to come right here. At the show. Control. They're still looking for the other two. Meanwhile, other livestock owners. Oh, no. Get it out. You get away from here. Ay horoz çok iyiydi ama. Evet. Sen benim kıymetimi biliyorsun. Horoz çok iyiydi. Canım benim ya. Hay Allah. Yok yok. Ben de bir... Hayat doluyor böyle şeyler. Ya ama güzel ya. Ya kaçan, horozdan kaçan bence. Süper, çok güzel. Efsane. Harikasın. İyisin değil mi? Sakinsin. Sakin. Harika. Her an olabilir bir şey. Yiğit'cim gene çok güzel. İçin güzel, dışın güzel, ya saçın güzel, başın. Ya bırak beni artık bunlarla kandıramazsın. Harikasın. Sinin Hanım içerideyse gidip ondan ben kavga edeceğim orada zaten. Orada izliyor vallahi. Çok burada da keyifle mi? İzliyor seni. Tamam. Seni çok sevdi. Teşekkür ediyoruz. Yine ben çok güzel ediyorum. Keyif kattın programımıza. Seninle sonuna geldik.